Ne destanlar yazılır ey canım, rinanay rinanay. Memleket sevdasından ey canım, bir emanet canımız. Hey canım, rinanay rinanay. Vatan uğruna feda. Hey canım, hey. Kahramanlık şanımız. Hey canım, rinanay rinanay. Tarihi biz yazarız. Hey canım. Başaramayacaksın, başaramayacaksın. Milletimizi böyle yiyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Memleket sevdasından ey canım hey. Merhaba arkadaşlar, bugün böyle bu şekilde bir giriş yapmak istedim. Bugün zaten hepiniz eminim televizyonda, internette, sosyal medyada, Instagram, Twitter, Facebook, yani sosyal medyanın her bir yerinde, her bir bölümünde zaten bugünün anısına bir sürü videolar görüp izleyeceksiniz. Hepimiz bugün eminim fazlasıyla ve ziyadesiyle duygu yüklü olacağız. Maalesef bundan tam 3 yıl önce bugün vatanımıza böyle bir darbe girişimi yapılmaya çalışılmıştı. Ama çok şükür ki milletimiz buna müsaade etmedi. Bizler de Almanya'da olduğumuz halde an ve an, dakika dakika her şeyden haberdar olduk. Yani o anki duygularımı, o anki hislerimi sizlere anlatamam. Televizyonun başında saatlerce gözyaşı dökerek gerçekten dua ettik. Vatanımız için, milletimiz için. Orada o an herkesin verdiği mücadele an ve an, internetten olsun, sosyal medyadan olsun, canlı canlı televizyondan olsun, an ve an izleyip gerçekten yani dünyanın neresinde olursak olsun tüm Türklerin gerçekten dua ettiğine inanıyorum. Hepimiz de öyleydik. Almanya'daki Türkler de, biz de öyleydik. Saatlerce, günlerce, haftalarca, aylarca dua ettik, gözyaşı döktük.
Rabbim vatanımıza, milletimize bir daha böyle bir günü asla yaşatmasın. Ben darbe girişiminin olduğu gün, o gün yani bundan tam 3 yıl önce bugün 3 aylık hamileydim Ömer Halis'e. Ve ben bir erkek evladım olacağını kesinlikle bilmiyordum hiçbir şekilde. Cinsiyetimiz daha belli değildi. Ne yalan söyleyeyim, açıkçası bir kız evladımın daha olmasını çok istiyordum. Ömer zaten bize bir sürpriz bebek olmuştu. Yani hayatımıza bir sürpriz yumurtaydı. Ve ben o zaman şu şekilde dua etmiştim. Allah'ım, hani sen bize bu bebeği layık gördüysen amenna. Ama inşallah hani bir kızım olur diye çok dua etmiştim 3 ay. Ama o gün, yani bundan tam 3 yıl önce bugün, o akşam ve ilk şehit haberini aldığım dakikadan itibaren gerçekten hiçbir şekilde o an, o görüntüleri, o şeyleri izlediğim an itibariyle direkt ilk dediğim söz şu olmuştu: Allah'ım, eğer ki oğlum olursa kesinlikle adını Ömer Halis koymak istiyorum diye içimden geçirmiştim. Hatta sadece içimden değil, direkt yani dışımdan sesli bir şekilde söylemiştim ağlayarak. Ve çok kız evladı istemiş olmama rağmen hani bunu içimden gerçekten çok büyük bir samimiyetle geçirmiştim. Ki Rabbim de bana bir erkek evlat nasip etti ve ben de o sözümde durdum. İlk vlog çekmeye başladığım zamanlar çok soranlar olmuştu. Hala ara ara soruluyor, neden Ömer Halis? İşte bu yüzden Ömer Halis. Ben bugünü, eminim sizlerle bugünü unutmayacağız, unutturmayacağız. Evlatlarımıza da yıllar asırlar geçse de o günü konuşacağız. Ve ben evladıma bunun, yani ona verdiğim ismin ne kadar büyük bir şeref olduğunu ona yıllar sonra, buna aklı erdiği zaman çok büyük bir gururla anlatacağım. Nice Ömer Halisler doğdu. Rabbim bir daha vatanımıza, milletimize böyle bir olayı yaşatmasın. Bugün aslında bizler için hem çok büyük bir acı, hem de çok büyük bir zafer bugün bizim için. Bugün bizim hem acımız hem de zaferimizi kutladığımız gün, andığımız gün. O gün ölen, şehit olan tüm şehitlerin ailelerine Rabbim sabır versin. Bugün onların yerinde, ah, bilmiyorum olmak ister miydim, istemez miydim? Aslında bir bakıma insan tabii ki hani çok güzel bir şey, vatanı uğruna şehit olmak. Herkese nasip olmaz. Şehitlik mertebesi bir kere herkese nasip olmaz. Oluyorsa da ne mutlu o insana. Ne büyük şereftir yani şehitlik mertebesiyle huzura ermek. Ama onların ailesi şu an kesinlikle hiçbirini düşünmek bile istemiyorum. Acı ama hepimizin acısı. Ölenlerin hepimizin babası, hepimizin annesi, hepimizin kardeşleriydi. Kesinlikle hepsinin acısını gerçekten tüm millet olarak hepimiz yüreğimizde hissettik, hepsinin acısını. Böyle bugün aslında bugün için çok güzel bir vlog editledim, paylaştım. Hazır bir şekilde sizleri bekliyor arkadaşlar. Ama bugün onu paylaşmayacağım. Bugün sadece bu konuşmayı paylaşacağım sizlerle ve birkaç bir görüntüyü demin zaten izlediniz ve birazdan da kapanış olarak izleyeceksiniz. Böyle bir günde benim şen şakrak, kahkahalarla dolu bir vlog paylaşmam kesinlikle benim tarzım, benim karakterime uyan bir şey asla değil. Ben böyle bir günde ne sosyal medyada, ne durumlarda, storylerde, ne de başka bir yerde asla böyle bir şey paylaşamam. O yüzden dünkü çektiğim güzel, eğlenceli, dolu dakikaların videosunu, vlogunu sizlerle yarın paylaşacağım. Hepinizin de zaten anlayışlı olacağından eminim. Bugün sadece bu kadar arkadaşlar. İçimdeki duygularımı sizlerle paylaşmak istedim. Aslında söylemek istediğim o kadar çok şey, o kadar çok şey var ki.
Ama burada daha da çok kendimi böyle duygu yükleyip sizlerin karşısında kesinlikle ağlamak istemiyorum. Zaten sabahtır işte Instagram'da gördüğüm videolarda, izlediğim işte haberlerde zaten sabahtır gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Ama burada sizlerin karşısında ağlamak istemiyorum. O yüzden çok da fazla uzatmak istemiyorum. Bugün dediğim gibi vlog gelmeyecek. Bugün paylaşacağım vlogu, yarın paylaşacağım sizlerle. Bu kadar arkadaşlar, söylemek istediğim şeyler bu kadar. Oğlumun adı neden Ömer Halis, onu da kısaca sizlere bu şekilde anlatmak istedim. Tabii ki de şehidimizin, ilk şehidimizin Ömer Halis Demir'in adını oğluma verdim. Rabbim inşallah ismine yakışır. Hayırlı evlat eyler. Sadece onun değil, tüm evlatlarımızı inşallah vatanına, milletine, ailesine, Allah'ına layık birer birey olarak yetişmelerini nasip etsin Rabbim. Böyle, bu kadar. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. Yarın inşallah güzel bir vlogda, eğlenceli bir vlog sizleri bekliyor. Çok da güzel bir tarifi sizleri bekliyor. Yarınki vlogdan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hoşça kalın.